Bütün dükkanlar kapalı. Kahvaltılık alacak bir yer yok. Daha gerçi sabahın körü ya. 11'den önce açmazlar. Kolonya Suiza'dayım dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir önceki videoda Bariloche'ye ulaşmıştık. Videonun sonunda şey demiştim. Ya ilk Bariloche'yi gezerim, o videoyu yayınlarım ya da direkt dağa giderim demiştim. Direkt dağa gidiyorum. Oo, ateş etmiş orada. Bariloche'ye gelir gelmez bir rota çıkardım kendime. Hemen o rotayı yapmak istedim. Bariloche'nin merkezinden Colonia Suiza isminde bir kasabaya geldim şimdi. Belediye otobüsüne bindim. Şehrin merkezinden, Bariloche şehir merkezinden 10 numaralı belediye otobüsüne biniyorsunuz. Burası 25 kilometre uzaklıkta Bariloche'den. Bir saat içerisinde getiriyor sizi. Buenos Aires'te size bir toplu taşıma kartı tanıtmıştım. SUBE. Bütün Arjantin'de geçerli demiştim. Belediye otobüsünde o kartı kullandım. Eğer siz de buraya gelirseniz ve bu kart varsa içerisine para yükleyip kullanabilirsiniz. Eğer yoksa birisinden rica edersiniz. O sizin yerinize basar. Şimdi 2 veyahut da 3 günlük bir yürüyüş rotası çıkardım kendime. 2 gece de kalabilirim, 3 gece de kalabilirim. Tamamen spontane ilerleyeceğim. Şimdi rotamın ilk günü 10 kilometrelik bir yürüyüş. Refugio Italia diye bir dağ evine yürüyeceğim. Orada Karagöl var. Aynen. Laguna Negra. Karagöl'e gideceğiz. İzmir'deki Karagöl geldi aklıma. Burası bayağı eski tip evlerin olduğu tatlı bir kasaba. Biraz canlı olaydı, gezerdik. Bir yarım saat 40 dakika gezer, bir kahvaltı yapar, öyle çıkardık yürüyüşe. Yürüyüş yolunun asıl başlangıcına geldik şimdi. Burada bilgilendirici bir tabela var. Colonia Suiza Refugio Italia. 500 metre yürümüşüz. Güzel. 9,5 kilometremiz kalmış. 4 saat sürecekmiş. Çöpünüzü alın diyor. Ateş yakmayın diyor. Hayvanların girmesi yasak. Suyu kirletmeyin. Bisiklete girmek yasak. Drone yasak. Aha da rota bu. Buradayız. Usted estás aquí diyor. Buradayız. Refugio Italia. Yani şuraya yürüyeceğiz. Burada hatta şöyle bir bilgilendirici not da koymuşlar. Kasım'la Nisan arası orta seviye zorlukta. Mayıs'la Ekim arası da zor seviye. Yani çok zor değil, zor. Burada şöyle 4 sekmeye ayırmışlar. Kolay, orta, zor, çok zor. Böyle bir bilgilendirme notu. Bu da ne diyor? Parque Nacional Nahuel Huapi. Yani Huapi, Nahuel Huapi Milli Parkı'ndayız şu an. Da şunu niye koymuşlar ki? Refugio Tole Laguna Negra 14 kilometre. Allah Allah. Biz 9,5 baz alalım ya. 14 çok. 14 yürümeyelim bugün. Dün gece uyuyamadım zaten. Ben ne zaman trekkinge başlasam, yani bir trekking yapacak olsam, onun gecesinde uyuyamıyorum. Ya 3 saat, ya 4 saat, ya 5 saat. 5 saat uyursam öbür başıma koyuyorum. Bayağı bir karanlık yalnız. Ağaçlar artık nasıl kapattıysa güneşi. Gün ışığı girmiyor. Ürkütücü ağaç orası. Böyle korku filmlerinde ya da gerilim filmlerinde böyle karakter girer ya karanlık bir ormana. Sonra bakar bakar böyle ağaçların arasında bir şey onu izler. O hisse kapıldım. Umarım bizi izleyen yoktur. Alo! Dayı! Aa, yankı yapıyor sesim. Ağaçlar bayağı parçalanmışlar. Artık rüzgar mı, yıldırım mı düştü ya da kestiler diyeceğim de kesmezler, baksana kökünden gitmiş. Şeyden ya bu, fırtına çıkmıştır kesin. Kışlar sert geçiyor çünkü burada. Yani şimdi rotayı tamamladığımızda, yani bugünün rotasını tamamladığımızda bence manzaradan anlayacağız. Nasıl bir lokasyondayız? Daha rahat gösterebilirim sizlere. Ant Dağları'nın hemen dibindeyiz. O yüzden serin oluyor, soğuk oluyor buralar. Bakmayın siz, şu an mevsim güzel. Ama kışın, kışın buraya gelene ve gezene helal olsun. Dibimiz Ant Dağları ya. Hemen arkası da Şili zaten.
Çok yakınız Şili'ye. Bak, rotaya böyle kırmızı boya sürmüşler bazı noktalara, ağaçlara, taşlara. Rotayı belli ediyorlar. Zaten çok açık yani şu ana kadar. Tek bir rota vardı, hiç öyle çatallanmadı bir yerden. Ufak ufak çıkıyoruz sadece. 790 rakımda başladık. Ulaştığımızda 1610 metre rakıma ulaşacağız. Aşağı yukarı 800 metre yukarı tırmanmış olacağız. İlk yol ayrımımızda karşılaştık. Sol taraf Goe diye bir yere gidiyormuş. Laguna Negra sağ taraftan. Yani böyle dümdüz devam edeceğiz. Bu ne kadar ilginç duruyor ya. Ağacın bir kısmı yok. Şu kısım yok. Heyelan olmuş burada, baksanıza. Nasıl? Ta nehre kadar inmiş taşlar. Ağaçları maaşları götürmüş. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Şaşırdım ben burayı görünce, dedim yol nerede? Sonra şu kırmızı işaretleri görünce dedim tamam buradan. Nehrin yanında yürüyoruz vallahi, mis gibi. Şırıl şırıl geliyor ses. Acayip seviyorum ya. Nehrin yanında yürümeyi, kuş seslerini acayip seviyorum. Çantayı şuraya koydum. 2 dakika bir soluklanayım dedim. Şu üstümü de çıkartayım bir. Sıcak oldu çünkü. Tişörtle yürüyeyim dedim. Böyle 2 dakika soluklanıyordum. Vap diye bir ses geldi yanımdan. Adamın biri koşarak geçti. Aklıma attım var ya. Aklıma attım ya. Ya bu dağda koşanları gerçekten anlamıyorum. Bak samimi söylüyorum, anlamıyorum. Böyle sessiz sessiz doğanın içerisinde yürüyorsun ya, nehrin sesini dinliyorsun, kuş seslerini dinliyorsun. Bir yerde kamp yapıyorsun, ne bileyim, böyle sakinsin, anladın mı? Lop 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 koşa koşa geliyorlar ya, böyle insanın aklını alıyorlar ya. Vay arkadaş, korkuttu, bayağı korkuttu ya. Lan bilmiyorum buradaki de hayvanları, hangi hayvanlar yaşıyor burada? Ayı mı çıkar, puma mı çıkar? Bir sürü puma var bu bölgede. Aklımı aldı adam ya. Sineklere bakar mısınız? Onlarca var, onlarca. Rezillik, yemin ediyorum rezillik. Şuraya bir köpürtmeye geldim. İşetmiyorlar da insanı ya. Ne yürütüyorlar, ne işetiyorlar. Vay arkadaş ya. Ha git. Isırınca acıtıyor ha. Isırınca fena bir acıtıyor ha. Kocaman sinek, normal bildiğin kara sinek gibi değil. Sanki 2-3 tane kara sinek birleşmiş gibi. Oğlum gidin. Gidin lan. Bir tane kamp yerine geldim şimdi. 1,5 kilometre kaldı göle. Orada da kamp yeri varmış. Burası da kamp yeri olarak gözüküyor haritada. Hatta bir tane şurada abi kamp atmış. Burada mı kalsam acaba diye düşünüyorum ama şunlara bakar mısınız ya? Bunlar bana rahat vermez ki. Yukarısı da böyleyse yandık ha. Burası ücretsiz kamp yeri. Yukarıda büyük ihtimalle ücret ödüyorsunuz. Burası güzel ama nehir kenarı ya. Oradan bir düşündüm falan. Hani hem yukarı çantayla çıkmamış olurum diye. Böyle bir fikir geldi aklıma.
Ama sinekler rahat vermez gibi ya. Neyse bir dinleneyim de biraz burada. Düşünürüm. Ağzıma gir, ağzıma. Yol burada ikiye ayrılıyor. Bir şu karşıdaki yol. Bir de buradan giden bir patika var. Harita buradan giden patikayı gösteriyor. Daha yakın olduğu için. Bir tane çocukla karşılaştım. Ona sordum. Dedi ki, Aki. Aa, okey. Nintendo. Şeyi söylüyormuş çocuk ya. İpi söylüyormuş. İpe tutunarak karşıya geç diyormuş. Doğru lan buradan. Burada geçemeyiz. Her neyse. Yani buradaki yolu kullanmayacakmışız. Harita orayı gösteriyordu. Ben de acaba oradan mı daha kolay çıkılıyor yoksa diğer taraf mı kullanılıyor diye düşünüyordum. Çocukla karşılaşınca sordum. Yani tabii ki de kolay bir yol varsa onu kullanmak daha mantıklı. Ama maalesef kapalıymış bu yol. O yüzden şu çocukların geldiği yerden çıkacağım. Öyle olunca böyle tırmandırıyormuş galiba. Çocuk bir yer söyledi ama tam olarak göremiyorum şu an rotayı. 14 kilometre yazıyordu ya. Büyük ihtimalle o yüzden 14 kilometre yazıyordu. Yani o başlangıç noktasından 9 kilometre değil 14 kilometre. Çünkü yol bayağı uzuyor. Neyse şuradan geçelim de. Gracias. Şunu çok mantıklı yapmış Şerif'i. Allah gidiyordum. Çanta savruluyor çünkü. Diğer türlü mecbur. Ayakkabıyla ya da ayakkabıyı çıkararak nereden geçmeye kalkacaktık. İşaret de burayı gösteriyor. Eriyen karlar nasıl şıp şıp damlıyor baksanıza. Buradan böyle aşağı doğru akıyor. İşaretimizi bırakalım. Son 500 metre gözüküyor haritada. Bitirdik sayılır. Oo, kayalara bak. Hoppa. Şurada nehir var gözüküyor mu bilmiyorum da kameradan. Ta oradan geldik. Dağda tırmanıyoruz. Şu önümüzdeki tepeyi aşacağız. Sonra tarararam. Köle ulaşacağız. Zikzak çize çize geldik. Şimdi son bir düzlük kaldı. Çok da düz sayılmaz ama lafın gelişi. Şah Batur son düzlükte. Gül Batur geliyor. Yoruldum.
sıcak birazcık. Yıprattı, bol bol su içtim durup. Bol bol su içtim. Ayağımızı sağlam bir yere basalım da durduk yere bir aşağı yuvarlanmayalım. Game over olmasın. ...1600'lere çıktık. Vay. Harbiden siyah ve çalıyor ha gölün rengi. Hakikaten Laguna Negra. Oo, nereye çadır atmışlar? Bu şimdi. Kendimize bir çadır kuracak yer bulalım da. Birazcık dinlenmem lazım. Yemek yemem lazım. Sonrasında bir gölü detaylıca bir inceleriz beraber. Ama şöyle bir spoiler olsun, şuradan göstereyim. Hakikaten güzelmiş ha göl. Dostlar, şimdi Refugio'ya kaydımı yaptırdım. Bilgilerimi yazdım. Bir de kamp ücreti var. 3000 peso, 3 dolar. Onu ödedim. Şimdi geldiğimiz yerde çadırımı atacağım. Şu tarafta kalıyor. Refugio bu. Yani dağ evi. Dilerseniz burada da konaklayabiliyorsunuz. Dilerseniz benim gibi çadır da kurabilirsiniz. Diyelim çadır kurmak istediniz ama yemek yapmak istemediniz. Refugio, yani dağ evinde yemek servisi de var. Neymiş buranın adı? Refugio Italia. Yani İtalya dağ evi. Geç dostum. Buen dia. Şuradan size manzarayı göstereyim. Genelde günübirlik geliyor insanlar. Şimdi not defteri var, bilgi defteri var. Oraya ben bilgilerimi yazdım. Hep günübirlik geldiklerini belirtmişler. Manzara güzel. Buradan böyle aşağı akıyor. Tuvaleti, banyosu var. Ondan sonra mutfağı var. Çöpünüz kendinize ait. Yani kendiniz taşımanız gerekiyor. Atıyorum döndüğünüz şehre dönene kadar çöpünüzü alacaksınız. Ama şey diyorlar, organik çöpünüz varsa burada bırakabilirsiniz diyorlar. Onun dışında mutfakta yemek yapamıyorsun ama yemek yemek istersen yemek servisleri var. Bulaşıklarını falan burada yıkarsın dedi çocuk. Gölde yıkama dedi. Gölde çamaşır falan da yıkama dedi. Burayı kullanabilirsin dedi. Göldeki su içiliyormuş bu arada. Yani içebilirsin gönlünce dedi bu suyu. Bir de çeşmeyi açtı. Burası da temiz su dedi. Onu göstermek için böyle açtı çeşmeyi. Çeşmeden de içebilirsin dedi. Sağ olsun. Bilgileri verdi. Şimdi çadırımızı kuralım. Sinekleri kovalayayım derken yanlışlıkla gözlüğüme vurdum. Burası da kırıldı. Ha, burayı zaten kırmıştım. Yapıştırmıştım burayı. Ha, bu da kırıldı şimdi. Yani Allah Allah. Allah Allah. Söveceğim sineğine ya. Git lan. Çadırı böyle bir alana kurdum şimdi. Her çadır alanında isim var. Buranın ismi Mike'ymiş. Nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Bu yol Refugio'ya gidiyor. Şöyle aşağı dönerseniz göle iniyorsunuz. Buradan da manzarayı izlemeye çıkacağım şimdi. Hava birazcık sıcak ama öğle yemeğini manzaraya karşı yemek istedim. Oo, burası esiyor ha. Laguna Negra. Yani karagöl. Aşağıda yüzenler var.
Bugünkü öğle yemeğimiz dürüm ton balığı. Arasına soğan ve baharat. Birazcık değişikliğe gittim. Normalde biliyorsunuz böyle tost ekmeği alıyordum ben. Yani bana yiyordum. Bu sefer soğan da aldım kendime. Baharatlarım da var. Güzel bir dürüm yapalım kendimize. Tamam, ben kamerada çıkıyor muyum? Hiçbir fikrim yok ya. Bulabildiğim böyle en güzel açı buydu. Manzarayı görün istiyorum yani. Beni de görürseniz arada makbule geçer. Ton balığımızı dürümümüzün arasına koyalım. Üstüne kekik diyeceğim ama uçuyor. Kekin yarısı gitti, havaya gitti. Şöyle soğanımızı da koyalım. Bol bol soğan koyalım. Şimdi kekik atacağım ama rüzgar var, o yüzden şöyle birazcık kapatarak atıyorum. Soğanımızı da araya dizelim. Bol bol soğan yiyelim. Faydalı. Roy gitme. Ya bura çok engebeli ya. Taco gibi oldu ha. Şöyle araya pul biber. Heh, böyle uçmuyor. Bizim o sivri biberlerden de olacaktı. Var ya, yanında turşu olacaktı. Uf. Fenalar fenası. Bayağı bir rüzgar çıktı şimdi. Refugio'nun diğer tarafına geldim de buradan bakmak istedim bir de manzaraya. Diğer tarafta yemeğimizi yedik. Bu taraftan da manzaraya bakalım istedim. Bayağı bir rüzgar var. Gerçekten koyu gözüküyor ya. Hani neden Laguna Negra, yani siyah göl, kara göl dediklerini hakikaten anladım. Bazen böyle bir isim koyuyorlar. Çok tutmuyor ya o isim. Burada hakikaten tutmuş. Özellikle şu gölge kısım bayağı bir siyah. Ben bir ayağımı soktum yemek yedikten sonra. Bayağı bir soğuk su. Yani buz gibi. Şu karşıda zaten kar parçalarını görüyorsunuz, böyle yer yer karlar var. Onlar soğutuyor. E tabi buranın rakımı da 1600'lerde doğal olarak dağ gölü, soğuk. Bu bölge zaten komple böyle. Bir sürü refugio var. Yani şu dağ evlerinden var. Ben haritada 9 tane saydım. İşte birbirine bağlayıp yürüyüş rotası oluşturabiliyorsunuz kendinizce. Ben 3 tanesini görmeyi hedefliyorum. Bakalım yarın, bugün konuştuğum, rejistrasyon yaparken, kayıt yaptırırken konuştuğum çocuğa soracağım yarın rotayı. Ona göre kafamda birkaç farklı rota var. Birini yapacağız yani. 2 gece ya da 3 gece. Artık hangisi olursa. Geldiğimiz yeri de göstereyim size. Bir de böyle boru hattı çekmişler bununla böyle. Su kaynağı yapmışlar kendilerine. Tuvalette, banyoda kullanmak için. Oo, feci vallahi rüzgar ha. Çok feci bir rüzgar var. Ya şöyle diğer tarafa doğru yürüyelim. Yalnız bu set var ya, bir yıkılsa fena fena. Gidersin aşağı valla. Baksana, bayağı bir sağlam yapmışlar. Sadece şurayı yapmamışlar, ya da yaptılar da yıkıldı mı onu çözemedim. Güneş gidince, bir de rüzgar olunca bayağı bir serin. Bariloche çevresinde çok fazla yürüyebileceğiniz rota var. Yani burası aynı El Chalten gibi trekking cenneti. İster günübirlik gelin, ister benim gibi böyle çadır atarak birkaç gün multi day dedikleri yürüyüşten yapın. Tamamen keyfinize kalmış. Bu refugio mantığı da, yani dağ evi mantığı da Avrupalılardan geliyor sanırım. Zamanında Almanlar, Avusturyalılar buraya yerleşiyorlar. Kendi kasabalarını buraya uyarlıyorlar. İşte Bariloche gibi, Bariloche'nin çevresindeki kasabalar gibi bir yer oluşmaya başlıyor. Onların kültürü aslında bir tık Avrupa kültürü diyebiliriz.
Yani Alman ve Avusturyalılardan gelen. Öyle olunca burası popülerleşiyor. Bariloche için de Arjantin'in İsviçre'si diyorlar. Tamamen bu manzaradan kaynaklı. Yani bu doğal güzellikten kaynaklı. Şöyle yardırırsan dağın arkasına şey sınırı, Şili sınırı. Yakınız aslında Şili sınırına bayağı. Hatta bir iki tane rota var. Direkt Şili sınırındaki buzullara gidiyorsunuz. Oralarda kamp kurma şansınız var ama onun için sanırım 4-5 gün yürümeniz gerekiyor. Ben onu sonradan öğrendim. Rüzgarı yedik. Bir başka dağ evine, Refugio Lopez'e giden yol. Benim çadır da hemen buranın üzerinde, yani yol üstünde, şu sağda kalıyor. Akşam yemeği vakti. Dışarıda çok fazla bu küçük sineklerden doluşmuş. Geldiğimde yoktu. Sadece kara büyük sinekler vardı. Nereden geldiler bilmiyorum. O yüzden çadırın içinde yemek yapmak istedim. Bir de birazcık rüzgar esiyor arada. Yerdeki toz toprağı kaldırıyor. O yüzden dedim hiç riske atmayayım. Çadırın içinde yemeğimi yapayım, yiyeyim. Şöyle hazır çorba aldım kendime. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Hazır çorba aldım. Bir de makarna aldım. Hazır çorbayı pişirdikten sonra birazcık makarna ekleyeceğim. Hani makarnalı çorba gibi. Öyle bir şey deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Normalde önce makarnayı haşlayıp daha sonrasında çorbayı yapmayı planlıyordum. Sonra eklemeyi planlıyordum. İkisini aynı anda denemeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Oo, çok güzel koktu be. Oo, bayağı güzel koktu ha. Havuçlu, ıspanaklı. Bir de hengibre diyor ama hengibre ne bilmiyorum. Şimdi bakayım telefondan. Makarna da pişireceğim için birazcık bol su ekleyeyim. Şimdi makarna ekleme vakti. Zencefilmiş bu arada o adını bilmediğim sebze. İspanyolcasını da öğrenmiş oldum. Şimdi şöyle makarnamızı da ekledik. Sulu makarna gibi düşünebilirsiniz ya da makarnalı çorba. Peru'da makarnalı çorba çok içmiştim ben. Üçüncü gidişimde bu, en son gidişimde. Sopa de fideo diyorlar. Çok sevmiştim ya. Benim hoşuma gidiyor. Makarnanın böyle birazcık sulu olması, çorbamsı olması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir şey denemek istedim. Aslında biz bunu Peru'da farklı bir yöntemle yapmıştık. Ben arkadaşlarımla, Türk arkadaşlarımla kamp yapmıştım. Bahadır ve Işıl'la. Işıl'ı tanıyorsunuz Arjantin Buenos Aires videosundan. Bahadır'la henüz maalesef tanışamadınız. Artık rotamız denk gelirse sizi onunla da tanıştırmak isterim. Makarna haşladık. Hazır çorba yapmıştık. Makarna haşlamıştık. İkisini birleştirip öyle içmiştik. O çok güzel olmuştu. Oradan aslında bir aklımda kaldı ama hiç bu şekilde beraber pişirmemiştim. O yüzden yeni olacak benim için. Daha önce de tabii ki benzer bir şey tattım. Olmuş. Ama çok çorba özelliği kalmadı bunun. Makarna fazla koyduğum için makarnası ağır bastı. Olmuş ha bu. Şöyle göstereyim size şaheserimi. Çok uğraştırmadı. Hızlıdan tak 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 makarnalı çorba. Çorba birazcık tabii katı oldu. Kendi içinde de makarnası var çorbanın. Onun dışında zencefil parçaları var. Çorba güzelmiş bu arada. Zencefil parçaları var, bir de havuç parçaları var. Çorba birazcık katılaştı, gayet güzel. Makarna da içinde. 10 numara bir yemek oldu be.
Birazcık sulu sulu şeyler gitsin midemiz. Hep katı yemeyelim. Güzel. İyi ki güzel. Çünkü yarınki benim de aynı. İki tane hazır çorba aldım. Bir paket makarna aldım. Dedim ki yarım paket makarna, bir hazır çorba. O mantıkla gittim. Bir de ne yaptım? Yeşil elma bulamayınca şöyle şeyin içinde şeftali aldım. Biraz daha ufak şeftaliler. Çok daha böyle az tüylü ama gayet lezzetli. Hafif böyle ekşimsi güzel şeftaliler. Yani bu trekkingde birazcık yeme içme şeyini değiştirmiş olabilirim. Şekerleri almakta çok mantıklı yaptım. Benzinlikler sağ olsun. Yemeğin üstüne çay, sonra da güzel bir uyku. Yarına dipçik gibiyiz. Birçok şeyi şekersiz içebiliyorum. Yani tölere edebiliyorum. Çay da dahil buna. Ama çayı şekersiz içince çok keyif almıyorum doğrusu. Yani birçok şeyi şekersiz içsem de bu güzelmiş falan deyip böyle keyif alabilecek kıvama getirebiliyorum belli bir süre sonra. Mesela mate. Alıştım mateye. Lap 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 götürüyorum artık mateyi. Şekersiz mekersiz acı umurumda değil. Ama çay olunca konu illa böyle bir şeker olması gerekiyor bende. Çok fazla sinek ısırdı ama. O kara sinekler ısırınca umarım hastalık mastalık kalkmayız ha. Yani ondan ne bulaştırıyor hiçbir fikrim yok. Garip garip hastalıklar var sineklerden bulaşan. O yüzden çok güvenemiyorum. Karnımı doyurdum, çayımı içtim. Artık uyku moduna girebilirim. Günü bitirebiliriz artık. Son kısım hariç bugün kolay bir rota yürüdük. Son kısımda birazcık tırmandırdı. Ama gayet güzel, keyifli bir rotaydı. Manzaramız çok güzeldi. Yemekler gayet güzeldi. Üzerine de çay. Mis gibi gitti vallahi. Müzik dinledim, manzara izledim, doğanın sesini dinledim. Gayet güzel ve keyifli bir gündü. Ve böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videonun sonunda sizlere çok sevdiğim bir gezgin arkadaşımı tanıtmak istiyorum. Şöyle bir kalkayım da telefon nerede? Bu arkadaşımın ismi Furkan Kumkaya. Ben uzun süredir kendisiyle sosyal medyadan konuşuyorum. Peru'da tanışma şansı buldum. Hakikaten çok güzel, çok kafa dengi ve tatlı bir insan. İyi de anlaştık. Kendisi Gidince isminde bir dergi yayınlıyor dostlar. Maceralarını anlatıyor, kendi kafasından geçenleri anlatıyor ve bunları başlıklandırmış derginin içerisinde. Ben akşam yemeğinde okumaya başladım, çayla birlikte bitirdim. Gezi, yaşam, düşünce, bilgi ve iletişim başlıkları altında dergide bir sürü bir şeyler anlatıyor. Maceralarını anlatıyor, deneyimlerini anlatıyor, gözlemlerini anlatıyor. Ondan sonra hayata dair fikirlerini de paylaşıyor. Ben açıkçası keyifle okudum. 53 sayfaydı aralık sayısı. Vallahi böyle şıp diye bitti açıkçası. Böyle görsellerle de süslemiş. Çok fazla gösterip spoiler vermek istemiyorum. Çünkü çocuk emek harcamış. Bunu satarak kendi gezisini finanse etmeye çalışıyor. Ben de Furkan'a destek olmak istiyorum açıkçası. Çünkü gerçi hakikaten çok sevdiğim bir arkadaşım. Gidince dergi Instagram'ını da bırakacağım ben. Furkan Kumkaya Instagram'ı da takip edersiniz. Instagram üstünden bir link var. Dergiyi oradan satın alabiliyorsunuz. Aylık 3 dolar. Her ay bir sayı yayınlıyor Furkan. Ve bu sayının içerisinde farklı şehirler, farklı yemekler, farklı kültürler, farklı gözlemler, farklı ülkeler ve konuklar da oluyor dergide. Gayet güzel, keyifli. Ben açıkçası severek okuduğum için sizlere de önermek istedim dostlar. Eğer dergidir, makaledir, kitaptır, bu tarz şeyleri sevenler, okuyanlar varsa Furkan'ın kalemini de sevecektir diye düşünüyorum. Bir gezgin arkadaşımızın gözünden birçok şeyi görüyoruz aslında. Buradan kendisine selam olsun ve kalemine sağlık diyeyim, emeklerine sağlık diyeyim. Ben de böyle bir şey yapmak aslında istiyordum uzun zamandır. Furkan bu konuda
güzel bir yol açtı diyebilirim. Bana da fikir verdi diyebilirim açıkçası. Kendisine bazı şeyler hakkında danıştım. Daha da danışacağım. Belki ileride ben de böyle bir şey yapabilirim. Neden olmasın? Yani yazılı metin her zaman kalıcıdır abi. Videolar, videolar gelip geçici. Yazılı metin her zaman kalıcıdır. Yazının yeri başka. Bir de Bahadır isminde bir arkadaşımdan bahsetmiştim. Bahadır'ın da ben YouTube kanalını bırakmak istiyorum. Çünkü ben fırsat buldukça YouTube izlemeye çalışıyorum. Bahadır da severek takip ettiğim dostlarımdan, arkadaşlarımdan bir tanesi. Onunla da ben Güney Amerika'da tanıştım. Hatta dediğim gibi Peru'da kendisiyle yolda yaptık. Çok da keyifli, çok da güzel vakit geçirdik Bahadır'la. Bu arazda hakikaten güzel anılarımız var. Onu da severek takip ediyorum. Benim kaybolan videolarımın bir kısmı Uaraz gezisini de içeriyordu. Bahadır da orada video çekti. Onun kanalına da destek olursanız Bahadır'ın videolarından o gezileri de takip edebilirsiniz. Yani Bahadır'ın kanalına da destek olun lütfen. O da genelde dağ, tepe, işte köyler, daha yerel yaşamları deneyimliyor. Ben açıkçası severek izliyorum Bahadır'ın videolarını. Ona da buradan selam olsun. O kaybolan videolarımın bir kısmı Uaraz videolarıydı. Bahadır'ın gözünden deneyimleyebilirsiniz. Ben de videolarda olacağım. Tabii ki diğer videolara da bakın lütfen. Bahadır birçok yerden video paylaşıyor. Hem Furkan'a hem Bahadır'a destek olursanız beni de mutlu edersiniz dostlar. Böyle sevdiğim arkadaşlarımı, dostlarımı da ara ara sizlerle paylaşacağım. Bu videoluk da benden bu kadar diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Bu arada gözlük de var ya, çok iyi kaynadı. Hızlı kaynadı, hemen hızlıdan taktım. İki tarafı da kırık şu an gözlüğün. Türkiye'ye döneyim de bir doktora gideyim. Yeni gözlük alayım kendime. İnşallah buna benzer bir model ya da aynı model vardır. Bunu biraz daha sağlam plastiği olsa çok daha güzel olur. Çok daha güzel olur.